Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugün 128. Akıl ve Zeka oyununu çekiyoruz. Toli Games'in hazırlamış olduğu Mezopotamya strateji oyunuyla karşınızdayız. Oyun yazarlarımız Profesör Doktor İsmail Naci Cangül Hocam. Bu hocamızı mutlaka herkesin tanımasını istiyorum. Çok hoş bir insan, çok kültürlü, bilgili bir insan. Sıfır ego. Ben böyle insanları çok seviyorum. Yani profesörlerin genelde yanına yaklaşılmaz ama bu hocamızı ayrı tutuyorum. Kendisine selamlarımı söylüyorum. İbrahim Halil Demir Hocam, Bursa İl Milli Eğitim Bakanlığı ARGE bölümünde oyun yazarı, matematik öğretmeni. Suat Sönmez Hocam, Tahsin Üstündağ Hocam, matematik hocalarımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihi bir oyun hazırlamışlar. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulan bir medeniyet Mezopotamya. Böyle eski okul bilgilerime gidecek olursam, ben şöyle ezberliyordum Orhan bilgileri. Mesela burada yaşayan medeniyetler var. Şifre kuruyordum. Mesela Anadolu medeniyetleri. Diyordum ki Hiflu. Hiflu ne? Bir anlam ifade etmiyor ama baş harfleriyle Hititler, İyonlar, Frigler, Lidyalılar, Urartular. Ben bu şekilde ezberliyordum. Sana da tavsiye ederim. Yani hatta İtalya'nın Attivyalar dağlarını bu şekilde ezberlediğim olmuş. Hala unutmadım. Vezu, Etna, Stramboli, Yanar Dağları şeklinde. 42-43 yaşına geldim. Hala bu bilgi bende var. Yani ta herhalde ortaokulda öğrenmişimdir coğrafyada. Kim 500 milyar isterdi de sormuşlar bunu. Yarışmada kim 500 milyar isterdi. Bana denk gelseydi ben orada bilirdim yani. Bazen bir bilgi hayat kurtarıyor. Bak, bir bilgiyle zengin olabilirsin. Bana. Ama amaç o değil. Yani bilgi güçtür oradan. Burada da Mezopotamya oyununa gelecek olursak, Mezopotamya medeniyetlerini de şöyle ezberlemiştim ben. Bas, yani B, Babiller, A, Asurlar, S, Sümerler, bir de Elamlar ve Akatlar. Bunlar küçük medeniyetler. Onları da eklediğinde 5 tane medeniyet, Mezopotamya medeniyeti şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi oyuna gelecek olursak, oyun hilal şeklinde her iki tarafta diziliyor ve buna verimli hilal deniyor oyun esnasında. İki tane verimli hilalimiz var. Mezo ve Potamya taşları, Fırat ve Dicle nehirlerinin olduğu taşlar. Beyaz takımın amacı piyonlarından herhangi bir tanesini Dicle üzerine getirmek. Sarı takımın amacı ise Fırat nehrine gelmek. Kendilerinden uzakta olan, dönerek gelecekler tabii etraflarına. Birbirlerini yiyebiliyorlar mı? Şimdi kurallara gelecek olursak yiyebiliyorlar tabii ki. Nasıl oynandığına gelmeden önce şunu da söyleyeyim. 24 tane piyonumuz var. 2 tane lider piyon diyoruz buna. Senin lider piyonun kırmızı, benim lider piyonum mavi. Bunu buraya alayım. Oyunu anlatmaya başlayayım. Şimdi oyun piyon sağa sola gidebiliyor. Çapraz bildiğim kadarıyla gidemiyordu. Evet, gidemiyor. Sağa sola öne arkaya gidebilir. Tamam mı? Bir piyon mesela seninki Orhancığım. Buraya, buraya, buraya ve buraya gidebilir. İkinci kural. Lider piyon. Mesela diyelim ki bunlar burada. Boşluk gördüğü zaman buraya kadar, istediği kadar gelebilir. Mesela senin taşı burada. Buraya kadar gelebilir. Peki, yani üstünden atlayarak gidiyoruz. Evet, şimdi oyun bu şekilde başladı. Diyelim ki geldi. Eğer şöyle bir taktik uyguladım. Sıra sende. Benim taşlarım bu şekilde. Eğer yenilmesi gereken taş varsa ben bunu yiyemem arkadaş diyebiliyorsun. Yemek zorundasın. Geldin, bunu yedin. Bunu da yedin. Yani eğer ikinci bir taş varsa bunu da yersin. Üçüncü bir taş varsa gene yersin sağa sola doğru. Bunlar senin böyle liderim. Yenilmiş taşlarını buraya koyuyorsun. Gelelim Skipiti diğer şeye. Skipiti gibi. Aynen öyle. Gelelim diğer meseleye. Lider taşın ta burada. Şöyle yapalım. Peki lider piyon. Böyle yiyebiliyor.
uzun atlamalı şekilde yiyebilir. Tamam mı? Lider taş her türlü gidiyor çünkü. Peki lider piyon şu şekildeyken yiyebilir mi? Nasıl? Tamam. Şurada diyelim. Hı-hı. Geldi. Şöyle ha, ikili yiyemiyor. İki taş olduğu için yiyemiyor. Ama arasında boş. Ama şöyle yiyebilir. Şöyle yiyebilir. Peki lider piyonu yerse ne oluyor? Hı? Lider piyonu. Söyleyeceğim. Lider piyonu şimdi kurallara geçiyorum. Piyonların hareketlerini anlattım. Oyunu diğer bölümü de şu kazanma şeylerinden. Lider piyonlar. Mesela sen Dicle'ye gideceksin değil mi? Dicle'ye gelmen istenmiyor. Piyonlardan biri gelmesi gerekiyor. Yani lider piyon Dicle'ye gelemez. O oyunu kazandırmak için uğraştırıyor sana. Piyonlarını korumak. Kral gibi düşün. Kendi adamlarını koruyor. Mavi de öyle. Mavi lider piyon. Piyonlardan biri, diyelim ki benim piyonlardan biri Fırat'a geldi. Üstüne geçti. O zaman oyunu ben kazanıyorum. İki. Rakip piyonunu ben senin aldım. Oyun o anda bitiyor. Tamam mı? Rakip piyonunu, yani lider piyonunu hiçbir şekilde kaybetmiyorsun. Bir de tüm piyonlarını kaybettin. Sadece lider piyonun kaldı. Oyunu gene kaybediyorsun. 3 kere kaybedebilirsin. Piyonlarını komple kaybedersen. Lider taşını kaybedersen bir, nehirler. Bir de nehre piyonlarından bir tanesi ulaşırsa oyunu kazanmış olur. Çok güzel bir oyun. Ben bunu çok beğendim. Kutluyorum gerçekten. Ve oyunun bazı kuralları da burada anlatılmış. Size anlattığım kurallar. Buradan da kutunun videoyu arkasından şey yapabilirsiniz. Çünkü bazen 4-5 kural, 6 kural bilmeniz lazım ki oyun esnasında yanlış oynamayalım. Yeni bir oyun olduğu için. Yani yeni alışacakları oyun olduğu için. Yani bir burada yazmayan belli bir şey varsa da. Evet. İlk başlarda belki böyle hatalı oynanabilir ama daha sonra oyunun kurallarını öğrendikten sonra artık oyunu öğrenmiş olursun. Medeniyeti kurmuş olursun. Eskiden böyleydi. Herkes medeniyet kurardı. Komşu illere saldırırlardı. Çünkü genişlemeleri, toprak genişletmek isterlerdi. Bu günümüzde de artık oluyor. Teknolojik yollarla oluyor. Ülkelerin ekonomilerini zayıflatmakla oluyor. Kendilerine bağlamakla oluyor. O yüzden iyi yetişeceğiz. Bilinçli yetişeceğiz. Ülkemiz için en iyi şekilde yetişeceğiz. Ve uyanık olacağız. Her zaman uyanık. Ülkemizi her zaman koruyacağız. Tarihi bir oyun. Bu oyunu nerede bulabilirler Orhan Kayra? Oku, Eğlen Öğren kanalında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.